Gördüğünüz gibi buton 1, buton 2 ve buton 3 diye adlandırdığımız 3 adet buton ve bunların altında da bana 1, bana 2 ve bana 3 var. Beşerli sıralı halde toplam 15 tane de ağacımız var. Bunların nasıl sulanacağını, damla sulamayla nasıl sulayacağımızı bir düşünelim ilk önce. Şöyle yapalım. İlk önce sadece buton 1'e bastığım zaman sadece bana 1 açılsın. Buton 2'ye bastığımda bana 2 ve bana 1 açılsın. Ve buton 3'e bastığımda da bütün vanalar açılsın şeklinde bir program yazacağız. Bu programı yazdıktan sonra da program sonrasında animasyonunu izleyeceğiz. Şimdi programı yazmaya başlayalım. Şu an programımızın açılmasını bekliyoruz. Bu sırada şundan bahsedebiliriz. Bugün şunu yapacağız. Bir animasyon eşliğinde bir kod yazacağız ve bu kodlamanın sonucunda da PLC'mizi kontrol edeceğiz. Bu mantığı kavradıktan sonra da bir sonraki videoda da HMI üzerinde bunu göstereceğiz. Nasıl görsellik katabileceğimizi ya da sanal buton ve sanal göstergeler nasıl oluşturacağız onları göstereceğiz. Şimdi CodeSys'te standart bir proje açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Structure Text'in seçildiğinden emin olduk. Ve OK'ye basıyoruz. Şimdi burada PLC-PRG adında main task'in altında bir program var. Var'la end var arasında programımızı yerleştireceğiz. PLC programının adını değiştirebilirim. Damla alt tire sulama yapabilirim. Burada var'la end var arasında yazmamızın sebebi programın işlevsellik kazanması. Yani affedersiniz, bunun bir değişkenler olması, değişkenleri bir aralıkta varla end var arasında veriyoruz. Çünkü variable demek var. Şimdi vana bir et %q x 0.1'in bir diyorum ve iki nokta üst üste deyip bul değişkenimi tanımladım ve ondan sonra da noktalı virgül deyip kapattım. Bunu tüm vanalar için yapıyorum. Şimdi aynı şeyi satırı kopyaladım V1'deki ve V1 kısmında biri 2 olarak değiştiriyorum vana 2 için ve 0.2 yapıyorum çıkışını. V3'te de 0.3 yapıp vanayı 3 olarak belirtiyorum. Şimdi 3 tane de butonumuz var bizim. Bu 3 tane butonumuz B1, B2, B3 olarak adlandırırsak B1 bir input'tur buton olduğu için. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. B1 et %i x 0.1 2 nokta üst üste bul noktada virgül deyip bunu 2 ve 3 içinde yapıyorum. Ve B1 kısmını hani B1, B2 ve B3 olarak değiştirmiyorum. Ve input'umu da 0.1, 0.2 ve 0.3 olarak değiştirmeyi unutmuyorum. Burada değişkenleri tanımladıktan sonra koşul yazmamız gerekiyor. Burada if koşulunu kullanacağız. If koşulu bizim şunu yapmamızı sağlıyor. Buton eğer aktif olursa sonra bana biri aç. Bana 2 ile 3'ü de açma diyeceğiz. Bunu buton 1 için diyeceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda bana biri true yaptı.
Yalnız fark ettiyseniz iki nokta üst üste eşittir true dedi. Burada iki nokta üst üste eşittir bir assignment'tır. Bir atama operatörüdür. V1'e true'yu atadı. Ve V2 ve V3'te bana ya açmayacağım için bunları false olarak atıyorum. B2'de ne yapacağız? B2'de şunu yapalım. V2 ve V1 açılsın ve V3 açılmasın diyelim. O zaman ne yapacağız? Şunu yapacağız. V2 ve V3'te true yapacağız. Şey, affedersiniz. V1 ve V2'de true yapacağız. V3'ü false yapacağız. Sadece 1 ve 2'nin true olmasını istiyorsak. Gene aynı şekilde if buton 2 eşittir true'den dedim. Zaten direkt otomatik olarak end alt tire if olarak kapatmayı yaptı. Bu end if ile if arasına bana 2'ye hemen şunu yaptım. True'yu atadım. Sonra bana 1'e de true'yu atadım. Nokta virgülle kapatıyorum. Sonra bana 3'e de ne diyorum? False diyorum. Şimdi bunu da kopyalayıp aslında ne yapabilirim? Aşağı yapıştırabilirim. Buton 3 olarak değiştireceğim. Burada da ne yapacağım? 3 bana 3, 2, 1 hepsini açacağım. Buton 3'e bastığım zaman da ne yapmak istiyor? Ya farklı farklı yapabiliriz aslında. Hani buton sayısı sabit kalır. Van sayısını yükseltiriz mesela. 10 tane van olur. İşte 1'i 3'ü 5'i açarsın. 2'yi 3'ü 2'yi 4'ü açarsın. İşte sonra bunların hiçbirini açmazsın. İşte 8'i 9'u açarsın falan. Şimdi animasyonu da somutlaştıralım. Gördüğünüz gibi buton 1 aktif olduğunda Van'a 1 true oluyor ve Van'a 2 ve Van'a 3 aktif olmuyor. Buton 2 aktif ettiğimde Van'a 2 ve Van'a 1'in aktif olduğunu göreceğim. Ve buton 3'ü aktif ettiğim zaman ise bütün Van'ların açıldığını göreceğim. Evet, animasyonumuzda da görüldüğü gibi aslında ne yaptık? Yaptığımız programı animasyon haline getirdik. Görsel bir şekilde anlaşılması için. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beklentileriniz varsa geri dönüşlerinizi, geri bildirimlerinizi beklerim. Ayrıca sorularınız için de yorum kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. İyi günler.